Finans Express'ten günaydın. Kritik Fed toplantısı yarın, piyasalar hop oturup hop kalkıyor. Takvim gazetesi yazarı ekonomist Erkin Şahin Öz konuğumuz bugün. İşte de dünya piyasalarında da neler yaşanıyor, hangi gelişmeler söz konusu, birlikte değerlendireceğiz. Hoş geldiniz Sayın Şahin. Hoş bulduk, günaydın. Nasılsınız? Teşekkür ederim, sağ olun. Sizler iyisiniz inşallah. Çok teşekkürler. Sizlerle güzel bir güne başladık. Umarım olumlu ve pozitif ekonomi dünyasına yönelik pozitif yorumlarla güne başlarız sizinle. Hemen Fed'le başlayalım isterseniz. Bugün ve yarın Fed'in açık piyasa komitesi toplantısı var ve beklenen faiz kararına ilişkin yorumlara yönelik bir sürü söylenti de mevcut. Bu toplantı 2 gün sürecek. Yarın akşam biz detaylarını öğreneceğiz. Piyasaların tepkisi ne olacak? Nasıl bir reaksiyon vereceğiz? Hazirana kadar biraz daha bir bekleme süreci var. Ne diyorsunuz? Şimdi şöyle söyleyelim. Piyasaları üzecek bir toplantı bildirisi. Zaten kararda bir şey beklenmiyor. Yani zaten Fed Mart toplantısında, önceki toplantısında, Nisan ayında benden faiz artırımı beklemeyin mesajını vermişti. Evet. Bu toplantıda faiz artırımı olmayacak. Ama bu toplantıda ileriye dönük olarak o toplantı bildirisindeki işte kelimeler, Amerika'daki bu son dönemde soğuk hava şartları ilk çeyrekte nedeniyle biraz gevşeyen ekonomik veriler, acaba Fed'in ilk faiz artırımını Haziran'dan Eylül'e ya da biraz daha ileriye erteledi mi, ertelemedi mi? İfade değişikliklerinde bunu arayacak piyasa. Ben şöyle düşünüyorum. Fed üyeleri bu son Amerika'daki yavaşlama, verilerdeki yavaşlama ile ilgili geçici görüşlerini koruyorlar. Geçici olduğunu düşünüyorlar. Dolayısıyla bunu da toplantı bildirisine koyacaklardır. Ama en erken Temmuz artık. Öyle bakalım. Yani faiz artırımı için Haziran'ı pas geçme olasılıkları giderek artıyor. Dolayısıyla da en erken Temmuz ayında, en geç Eylül ayında, yani ya Temmuz ya da Eylül toplantısında Fed ilk faiz artırımını yapar. Yapmadan önce de somut işaretini verir. İşte o döneme kadar piyasa rahat, o somut işareti verdiklerinde de piyasalarda, hem dış piyasalarda hem de içeride bir bozulma süreci, düzeltme süreci olacaktır. Zaten birçok IMF başkanı da bu konuyla ilgili uyardı Fed faiz arttırdığında. Evet. Çünkü unuttu dünya. 10 yıldır o kadar para bol ve ucuz ki 10 yıl önce Fed ilk faiz artımını yapmış. Düşünsenize, yani çok ciddi bir zaman geçmiş üzerinden. O dönemde de önemli bir türbülans yaşamıştı piyasa sinyal geldiğinde. Oraya kadar rahat piyasa, ama ondan sonra biraz sıkıntılı bir süreç olacaktır herkes için. Ama genel olarak piyasadaki algı da hep Haziran'ın pas geçileceği, muhtemelen Eylül ayında faiz artışının söz konusu olacağı yönünde herhalde hemfikir olmaya başladı. Gerçi her gün piyasanın algısı da değişiyor bu konuda. Çünkü çok farklı beyanlar da Fed'in komite üyelerinden geliyor. Tabii bu süreçte dolar Türk lirası karşısında 2.69'un altına indi. Geçtiğimiz hafta 2.74.35'ti, 2.75'i gördü. Doların tansiyonu bir şekilde düşmüyor gibi. Dilerseniz bir dolar endeksiyle başlayalım ve TL kurunda neler bekleniyor, neler yaşanabilir, bunları dinleyelim. Şimdi kurda yaşanan aslında ben iki tane faktöre bağlıyorum. Biri dışarıdan kaynaklanan bir faktör. O da işte Fed'in ilk faiz artırımı tarihine yaklaşıyoruz. Evet. Bunun baskısını bizim gibi benzerlerimizin hemen hemen hepsinin para birimlerinde hissetmekteyiz. İkincisi ise Merkez Bankası'nın içsel bir faktör. Merkez Bankası'nın kur konusundaki duruşu. Kur konusundaki duruşundan kastım şu. Mesela bir önceki toplantısına gidelim Merkez Bankası'nın. Faiz oranlarında bir değişiklik yapmadı. Yapmadı ama kurla ilgili de çok fazla bir kaygı duymadı. Hissettirdi piyasaya. Yani son yükselişlere rağmen şöyle bir laf mesela kullanmadı. Kurdan işte enflasyona önümüzdeki aylarda bir geçişkenlik olabilir gibilerinden bir ifade de kullanmadı. Dolayısıyla piyasa aktörleri, ekonomik birimler Merkez Bankası'nın kur konusunda çok fazla telaşlı olmadığı algısına kapıldığı için şimdi kuru daha yukarı spekülatif hareketlerle yukarı çekme niyetine girdiler. 3'e doğru yürümesinin çok olağan olacağını düşünüyor mesela vatandaş diyelim hatta. Evet, vatandaşın da bu manada doların yukarı yönlü hareketine yönelik o direnci, psikolojik direnci kırıldığı için şu anda herkes tamam, Merkez Bankası da kayıtsız. İşte demek ki bir şey de yok. Bu 3'e kadar yürür kardeşim. Biz de dolar alalım. Bireysel yatırımcıdan kurumsala kadar böyle bir
şey var, nasıl diyelim, davranış biçimi evet. oluştu. Sizce peki mesela bu mantıklı bir şey mi, doğru bir şey mi yani? Şimdi zaten söylediğiniz bizatihi kurdaki yükselişi tetikleyen faktörlerden biri. Çünkü kur geriledikçe ne oluyor? Bireysel yatırımcı ve kurumsal yatırımcıdan talep geliyor. Evet. Mesela şimdi 2.65 çok önemli. Birkaç tane seviye söyleyelim hazır yeri gelmişken. Ben seçimlere kadar olan süreçte kurun 2.65 ile 2.80 arasında gidip geleceğini tahmin ediyorum. Hı. Neden 2.65? Çünkü daha önce 2.65 önemli bir dirençti. Şimdi artık destek oldu. Bu bölgeye yaklaştıkça talep gelecektir. Talep geldikçe de kurun onun altına çözülmesi biraz zor gibi görünüyor. Ama ben 2016 içerisinde dolar TL'de 3.20-3.25 bölgesine kadar bir yükseliş yaşanması potansiyelini yüksek görüyorum açıkçası. Bunun arkasındaki en önemli dinamik olarak da FED, Amerikan Merkez Bankası, FED'in atacağı adımlar. Şimdi gündem şöyle, aslında bazen kaybediyoruz, kısa vadeli bakıyoruz olaylara. Şimdi FED'in faiz artırımını konuşuyoruz da, evet. FED'in ileriye dönük olarak 4 trilyon doların üzerinde bir bilançosu var. Tahvil alım programlarıyla bilanço büyüttüler. Bu bilanço da küçülecek. Nasıl olacak peki? Yani şimdi siz Amerika olarak bu 4 trilyon doların Amerika'ya geri gelmesini bekliyorsunuz. Parasal genişlemeyi kesiyorsunuz. Faiz artıracaksınız. Yani Amerika'nın da çok ciddi anlamda bir enflasyon tehdidiyle karşı karşıya kalması söz konusu değil mi bu durumda? Zaten bu işte o tehditle karşı karşıya kalmamak adına bir an önce harekete geçmelerinde yarar var. Şimdi biz faiz artırımı derken, ilk faiz artırımı konuştuğumuz şey aslında 0.25 puanlık bir artırım. Hı hı. Ve ben Fed'in çok geç kaldığını düşünüyorum bu artırımı yapma konusunda. Çünkü Amerikan ekonomisindeki mevcut toparlanma ve görünüm ne 4 trilyon dolarlık bir Fed bilançosunu gerektiriyor ne de %0 düzeyinde tutulan faizi gerektiriyor. Toparlanma önemli ölçüde başladı ve enflasyon çok ilginçtir. Enflasyon böyle kıpırdanmaz yok denir vesaire, ondan sonra kafasını bir kaldırdı mı çok hızlı, yani enflasyon beklentileri hemen bozulur. O yüzden evet. de Fed'in çok geç kalmadan, bana kalırsa Haziran toplantısında bile faiz artırımını gündemde tutması lazım. Ama işte son gelen ekonomik verilerle genel piyasa algısı bol ve ucuz para bir süre daha bizimle beraber, o yüzden de varlık fiyatlarını yukarıya taşıyalım hep beraber düşüncesi genel piyasada hakim olmuş vaziyette. Beni en çok korkutan şu haber akışlarında Nasdaq ile ilgili yapılan haberler. Çünkü Nasdaq, o Amerika'da teknoloji şirketlerinin olduğu endeks, en son 2001 krizinde, öncesinde Amerika'da. Dotcom olayı değil mi? Evet. Evet, bu kadar büyük bir yükseliş yaşamıştı evet. teknoloji endeksi. Kesinlikle. Şimdi yeniden böyle zirveler konuşuluyor. Bunlar bu varlık fiyatlarındaki bu şişkinlik ve hareket yarın öbür gün büyük düşüşleri de beraberinde getirecektir. O işte düşüşlere de zaten biz türbülans diyoruz. Dönüyor ondan sonra, onlar ne yapıyor? Reel ekonomiyi de vuruyor. O yüzden de varlık fiyatlarını da, ki bu yükselişi dizginlemek gerekiyor kanımca. O zaman bir intihar noktası gibi bir şey bu Amerikan ekonomisi için. Çünkü teknoloji endeksindeki yükselişe baktığınız zaman evet, firmalara bakıyorsunuz, teknoloji şirketlerinin bilançoları fena değil, iyi geliyor. Ama haber ajanslarının yorumlarına bakıyorsunuz. Yerli olmayan, gene uluslararası muhteber haber ajanslarının bir kısmı bilançoların çok iyi olduğunu savunurken, diğer kısmı da çok da iyi teknoloji bilançolarının gelmediğini iddia evet. ediyorlar. Bu da aslında çok ciddi bir ihtilaf. Yani insanın kafasını karıştırıyor. Şimdi ben hemen bir şey söyleyeyim. Amerika'da bilanço sezonu devam ediyor. İlk çeyrek bilançoları hı hı. açıklanıyor. Şimdi şirketlerin %70'i kar tahmini, analistlerin kar tahmini var. Evet. Atıyorum X şirketiyle ilgili bir kar tahmini var. O kar tahminlerini aşmış %70'i. S&P 500'deki 500 hı hı. şirketin %70'i kar tahminini aşmış. Ama gelirlerine bakıyorsunuz, gelir tahminlerinin altında. Nasıl açmışlar peki? Gelirleri düşükken kar tahminlerini nasıl açıyorlar? İşte maliyetleri kontrol etmişler. Maliyetleri kontrol ederek. Yani aslında bakıldığı zaman bilanço sezonu özünde iyi geçmedi. Kağıt üstünde iyi ama özünde kemer sıkmayla belki de tabii, değil mi? Kaliteli değil bilançolar. Yani bilançonun hani kalitesini ararız, bilançoda kalite yok. Niceliksel olarak iyi gözüküyor ama niteliksel olarak evet. O kadar iyi değil. O yüzden de bu hareketi çok desteklemiyor. Borsalar özellikle Mayıs dönemine yaklaşıyoruz. Mayıs-Haziran hı-hı. döneminde bir düzeltmeye gebe olabilir. Dünya borsa endeksleri için konuşuyorum. O zaman kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bir piyasa, gerçi piyasa konuşuyoruz ama
Dünün özetini okuyalım ve ondan sonra da beslenize bağlayalım. Tekrar kaldığımız yerden devam edelim. Borsa İstanbul Yüz Endeksi dünü 850,54 puan artarak 86.401,85 puan ile son 2 ayın en yükseğinden tamamladı. Toplam işlem hacmi 4,6 milyar lira olarak gerçekleşti. Serbest piyasada dolar 2.68.15, euro 2.91.86 lira oldu. Euro dolar paritesi 1.08.77, sepet kuru 2.80 seviyesinde. Uluslararası piyasalarda altının onsu 1.201 dolar 21 sentten işlem görüyor. İstanbul Kapalı Çarşı'da dünkü kapanışta 24 ayar 43 altının gram satışı 103 lira 55 kuruş. Cumhuriyet altının satışı 698 lira 10 kuruş. Çeyrek altının satışı ise 169 lira 78 kuruştan gerçekleşti. Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı 64 dolar 11 sentten işlem görüyor. İntegral Menkul Değerler Piyasa Analistlerinden Beste Naz Tüllü yayınımızda. Günaydın Beste Naz. Günaydın Sinem Hanım, Erkin Bey merhabalar. Merhaba, iyi yayınlar. Çok teşekkürler. Beste Naz, dolar endeksi son birkaç günlük düşük seyrini koruyor. Amerika'dan gelen veriler piyasalar tarafında çok olumlu bulunmadı mı? Dip seviye olan 96.46'ya geldik. Ne diyorsun bunun için? Aslında yılın ilk 3 ayında gelen veriler piyasaları pek de memnun etmedi. Özellikle en iyi ABD verisi diyebileceğimiz veriler yalnızca beklentileri karşılayabildi. Açıkçası burada iki tane ayrım var. Bir tanesi mevsimsel oldu ve geçici oldu. Diğeri ise halen de Amerikan ekonomisinin toparlanamadığı ve olası bir faiz artışına hazır olmadığı şeklinde iki tane görüş var. Bu zaten Şahin ve Güvercin tarafını oluşturan komitede özellikle bir takım bu tarz ayrışmaların olduğunu görüyoruz. Fakat baskın olan taraf ve benim görüşümle beraber bu verilerin geçici olabileceği, tıpkı geçtiğimiz seni hatırlayacak olursak ilk çeyreği büyüme diyemeyeceğim, eksi daralmayla kapatan Amerikan ekonomisi son çeyreklere doğru oldukça yüksek bir atak göstermişti. Dolayısıyla ekonomide oluşabilecek bu tarz hareketliliklerle, ki bu sene ilk 3 ayı oldukça zorlu koşullarla yine geçtiğini biliyoruz Amerika'da. Hatta insanların dışarı çıkıp gıda ihtiyaçlarına bile zor aldığını biliyoruz mevsimsel etkilerden kaynaklı. Dolayısıyla bu tarz verilerin düşük gelmesi çok fazla piyasaları şaşırtmadı. Şu anda zaten pazartesi, yani dünden itibaren gelen fiyatlamalara baktığımız zaman Amerika'nın çarşamba günü açıklanacak ilk çeyrek ve ilk okuma büyüme verisinde düşük beklentileri fiyatlamaya başladık. Dolar endeksinin de gevşemesi açıkçası birincisi bu yönden, ikincisi ise bu FED toplantısının tek özelliğinin Haziran öncesi son toplantı olması ve Haziran beklentileri biliyorsunuz var piyasada az da olsa. Dolayısıyla tek özelliği bu. Şu anda biz çarşambayı dolar bazlı ben hafif atlatabileceğimizi düşünüyorum. Şu anda zaten piyasalarda dolar endeksi aşağı yönlü gelişmeye başladı. Aynı zamanda gelişmekte olan ülke borsaları da biraz nefes almaya başladılar Sinem Hanım. Beste Naz, petrole ilişkin bir sorum olacak. Dün Suudi Arabistan Çin'e petrol arzını artırabiliriz dedi. Malum 65 doların üstüne çıkmıştı dünkü fiyatla sabah saatlerinde. Ve Suudi Arabistan'ın bu açıklamasından sonra 1 dolar ve üzerinde bir düşüş yaşandı. Bugün de Amerika'da petrol stokları açıklanacak. Bu son gelişmeler petrol fiyatlarına etkiler mi? Ne diyorsunuz? Aslında şu anda petrol ve diğer sanayi üretiminin girdisi metaller bir beklenti üzerine fiyatlanmaya başladı. Dolayısıyla bu beklentiler gerçekleşmezse eğer tam tersi bir durumda söz konusu olabilir. Peki nedir bu beklentiler? Birincisi, Çin hükümetinin büyümeyi desteklemek amacıyla daha fazla adım atacağı beklentileriyle Çin hisseleri 7 yılın en yüksek seviyelerine neredeyse ulaştı. Ve burada da biliyorsunuz dünyanın en büyük petrol ve nikel, paladyum gibi metal tüketicileri. Dolayısıyla Çin tarafından bir bu beklenti var. Diğer yandan ise Amerika'nın büyüme verilerine ya da büyümeye ilişkin beklentilere rağmen ABD'de stokların artış hızının yavaşlayabileceği beklentileri şu anda petrol tarafına bir takım alımlar getiriyor. Fakat bunlar sadece beklentilerden ibaret. Dolayısıyla petrol aslında baktığımız zaman
Ham petrol fiyatları özellikle 58 dolarları aşamadı. Diğer yandan Brent petrole baktığımızda ise bir Yemen operasyonu dedik. Bir Suudi Arabistan'ın arzını arttıracağı söylemleri yola çıktı. Ama çok fazla bundan artık etkili olmadığını, tamamen spekülatör beklentileriyle geliştiğini görüyoruz. Küçük bir not eklemem gerekirse Fed Başkanı Yellen da petrol beklentilerinde ham petrol için 60 ile 66 dolar aralığında bir dengelenme süreci yaşayacağından bahsetmişti. Bunu Brent'e vurursak 5-6 dolarlık bir makasla da Brent'in 70-72 dolarları görmesinin çok büyük sürpriz olmayacağını düşünmekteyiz. Çok teşekkür ediyoruz İntegral Menkul Değerler Piyasa Analisti Sayın Beslenen Süllü değerli yorumlarınız için. Evet Şahinöz, biz kaldığımız yerden devam edelim. Piyasa arası vermek zorundaydık ama aklıma takılan bir soru var. Bunu mutlaka sormak istiyorum size. Fed'in faiz artış oranının 0.25 gibi küçük bir miktar olduğundan bahsettik. Evet. Bunu aslında hep dillendiriyoruz. Fed'de zaten yavaş yavaş küçük hamlelerle biz bu faizi artıracağız. Kimsenin canı yanmayacak şeklinde açıklamalar yapıyor ama o kadar fazla bir dalga etkisi yaratıyor ki bu. Mesela Fed'in 0.25'lik faiz artışının Türkiye'deki karşılığı nedir? O artırdığı zaman Türkiye ne kadar faiz artırmak durumunda kalabilir? Yani 0.25'in bizdeki kelebek etkisini bir konuşalım sizinle. Evet, şimdi aslında 0.25 puanın çok fazla pratikte bir etkisi yok. Hı hı. Sadece etki psikolojik kanallardan geliyor. İşte bakın Fed faiz arttırmaya başladı. Artık para eskisi kadar bol ve ucuz olmayacak düşüncesi gelişen piyasalardan para çıkışına neden olacağı için tamamen psikolojik nedenler. Ha, faiz olur sıfır, Amerika'da %0 faizle %2 faizinin Türkiye etkisi pratikte de olur. Ama %0 ile 0.25'in çok önemli bir anlamı yok. Ama psikolojik etkisi, işte o psikolojik etki başlı başına yeterli olabiliyor. Birçok dengeyi bozmak veya değiştirmek adına. Evet. 0.20 Fed ne kadar geç başlarsa artırımlara, o zaman o kadar seri adımlar atmak durumunda kalır. Yani atıyorum Haziran'da başlasa 2-3 toplantı pas geçip sonra ikinci faiz artırımını yapsa kimse neden yaptın demez. Hı hı. Ama geç başlarsa atıyorum 2016'da başladı, o zaman işte her toplantı faiz artırımı yapmak durumunda kalır. Piyasayı gelecek olan şey de odur. Fed de bunun bilincinde. İçeride çok, hakikaten çok tecrübeli bir ekip var. Stanley Fisher gibi 7 evet. tane kriz görmüş bir isim. Şu an Amerika'da Fed'in ikinci ismi, hatta bence birinci ismi. Yani gerçek başkan. Yellen'ın daha fazla önüne çıkıyor son dönemdeki açıklamalarıyla. Peki şimdi borsaya bakıyoruz. TL dolar kuruna bakıyoruz. Borsaya bakıyoruz. Bizde kur bu kadar yükselirken borsanın 86 binin üzerine çıktığını görüyoruz. Evet. Dün 85 bindi. İşte burada konuşurken 85 binin üzerine çıkıyor. İşte 89 bini görecek mi tartışmalarını yapıyorduk ama çok hızlı bir yükseliş var. Küresel bazda hisse senetleri piyasasına baktığımızda da 72,2 ya da 42,2 trilyon dolarlık bir büyüklük söz konusu. Gelişmekte olan ülkelerin hepsinin para birimleri bu kadar dip yaparken borsalardaki bu yükseliş, yayından önce de bana bahsettiğiniz bir grafik vardı. İsterseniz bunu biraz açalım. Tabii. Çok ilginç bir gelişme çünkü bu. İzleyicilerimiz için de aydınlatıcı olacaktır mutlaka. Şimdi bir Borsa İstanbul'un endeks değerine iki gözle bakmak lazım. Biri işte sizin de söylediğiniz gibi 87 bine yaklaştı dediğimiz TL bazında borsa. Diğeri ise yabancının gözüyle baktığımız zaman Borsa İstanbul'un dolar cinsinden fiyatı. Bu da önemli çünkü şimdi bizde borsamızın %60'ı yabancıların elinde. O halde yabancının Türkiye algısı veya Türkiye'deki borsa endeksiyle algısı genel olarak ana yönü belirleyen faktör. Bunu masaya koyduk. Peki yabancı neye bakıyor peki Türkiye'ye girerken ya da herhangi bir ülkeye girerken? Bir, o ülkenin para birimi. İki, o ülkenin borsa endeksinin seviyesi. Hı hı. Kur ne kadar yukarıda olursa yabancı için oraya girmek caziptir. Borsası ne kadar düşük olursa TL bazında o kadar caziptir. Öyle değil mi? Ucuza mal şimdi, almış oluyor yani. Ucuza almış oluyor. O yüzden de biz şuna bakıyoruz. Alıyoruz endeksi 87 binlerde işte. Neye bölüyoruz? Dolar TL kuruna. Evet. Kaç şu an? 2.68 biraz önce baktım. Bizim karşımıza çıkan rakam 30 binli seviyeler. Yani dolar bazında, hı hı, borsa 30 binli seviyelerde.
Bu en son 2012 yılında görülmüş. Yani 30 bin kaldı ki 30-32 bin bandı çok önemli de bir destek. Yani bunun altına kırılması trendin de değiştiği anlamına geliyor. Evet. O nedenle de bu teknik destek desteğe dolar bazında borsa gerilediği için burada bir cazibe sundu yatırımcıya. Bunun altına inerse trend döner düşüncesiyle buradan o seviyelerden alış geldi. Ve bugün işte 87.500'deki o kritik direncine borsanın yaklaştığını gözlemliyoruz. Ama diğer gelişen ülkelerde de borsalarda yukarı yönlü bir eğilim var. İşte Fed'den hemen gelmeyecek, Haziran'ı pas geçerler, Temmuz'a kalır vesaire düşüncesi oluştuğu için 87.500'ü kırabilirse belki bir 90 bin denemesi söz konusu olabilir ama onun üzerindeki seviyeleri ben açıkçası mevcut temel faktörlerle çok kalıcı olabileceği kanaatinde değilim. Diğer taraftan Dünya Bankası Türkiye Direktörü Martin Reiser'ın bir açıklaması var kura yönelik. TL esas denge seviyesine yaklaştı diyor. Zaten 2012-2013'te birçok IMF ve OECD araştırması TL'nin %15 ila %20 oranında ekstra değere sahip olduğunu, fazla aşırı değerli olduğunu işaret ediyordu. Bu gelinen süreçte işte hatta 3'ün üzerine çıkması gerektiği denge noktası olarak böyle bir yorum var. Evet. Ne diyorsunuz bu yorum için? Yani sistemle bir şekilde bizde hani kurun hep yükselmesini destekliyor gibi. Hani biz tabii biraz daha vatandaş gözüyle masanın bu tarafındaki insanlar olarak ya işte bizim paramızın değer kaybetmesini istiyorlar yabancılar gözüyle bakıyoruz ama ne anlama geliyor özellikle Dünya Bankası Türkiye Direktörü'nün bu açıklaması? Şimdi her çalışmaya saygım var ama bu kurun olması gereken yeri tahmin eden modellerin tamamı subjektif bir kere. Çünkü modeller matematiksel benim de var ama o modellerin girdilerin tamamı insan girdisi. Şu olsun diyorsunuz faiz, enflasyon şu olabilir diyorsunuz, bu girdileri koyuyorsunuz işte oradan bir kur nerede olmalı ya bir cevap çıkıyor. Şimdi sizin telaffuz ettiğiniz rakam biraz önce Dünya evet. Bankası Türkiye Direktörü 3'lere yakın seviyelerden bahsediyor. Bir başka model var mesela bir Big Mac fiyat endeksine göre Türkiye'de kur ne olmalı sorusuna bakarsak orada da mesela 1.90'lar çıkıyor dolar TL'de. İlginç değil mi? Evet, yani satın alma gücünün korunduğunu varsayarak yapılan bir model. Şimdi ben açıkçası şunu düşünüyorum. Kurun yukarı gitmesi Türkiye ekonomisine fayda getirecek orta vadede. Ben buna inananlardım. Ama aşırı oynaklık yaratmadan bunu yapabilirsek... Yani işte bir, iki gün önce 2.74, bugün 2.65. Bugün 2.65, 2.68, iki gün sonra, üç gün sonra 2.75. Bu reel ekonomiye zarar verir. Yani bu kadar hareketli bir kur reel ekonomiye zarar verir. Halbuki şöyle olsa, atıyorum bugün 2.68 olan dolar TL'yi iki hafta sonra 3.20-3.25'e gitse ve orada istikrar kazansa, gittiği yerde. Bu o dalgalı halden çok daha... Tabii ki. Makul bir duruş diyorsunuz. Kesinlikle öyle. Türkiye'ye bir yabancı yatırımcı. Hem reel anlamda hem portföy yatırımı anlamında ciddi şekilde artar. İkincisi o geçiş döneminde biz ekonomimiz biraz hasar görür. Enflasyon yukarı gider. Büyüme olumsuz etkilenir ama bu geçiş dönemidir. Ondan sonra rahatlar. Ondan sonra da istikrarlı bir şekilde büyüme yakalanır. Ben buna inanıyorum. Yani böyle yavaş yavaş gitmesi yerine bir defa da gidip sanırım Merkez Bankası'nın da duruşu birazcık sanki kura artık müdahale etmeme tarafında. Yani onu gözlemleyebiliyoruz. Kendi yolunu kendi bulsun. Evet. Doğrusu da bu bence. Şeklinde bir duruş var. Bir haber turu arası verelim. Ondan sonra da biraz Yunanistan konuşalım isterseniz. Dün ekonomi dünyasında neler yaşandı, neler öne çıktı haber turunda izliyoruz. Letonya'nın başkenti Riga'da bir araya gelen 28 Avrupa Birliği Maliye Bakanı Avrupa Birliği sermaye piyasasının oluşturulması yönünde görüş alışverişinde bulundu. Öneriyi Almanya Merkez Bankası da olumlu karşıladı. Avrupa Birliği sermaye piyasasını destekleyenler sadece büyük ölçekli şirketler değil, küçük ve orta ölçeklilerin de doğrudan yatırımcılar ya da Avrupa'daki borsalar tarafından finanse edilmelerine olanak sağlayacağını belirtiyor.
G20 Dünya Yatırım Ajansları Birliği'nin doğrudan yabancı yatırımlar konferansına katılarak bir konuşma yapan Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, doğrudan yabancı yatırımcıların büyüme için önemli bir unsur olduğuna ve çok ciddi potansiyel içerdiğine dikkat çekti. Bakanlar Kurulu'na sunum yapan Merkez Bankası Başkanı Erdem Başçı, enflasyondaki düşüşün devam etmesi için ihtiyatlı para ve maliye politikalarının sürmesi ve gıda arzına ilişkin önlemlerin devreye girmesinin gerektiğini söyledi. Küresel düşük büyüme ortamının Türkiye ekonomisi için hem fırsatlar hem de zorluklar barındırdığını kaydeden Başçı, fırsatların düşük emtia fiyatları ve düşük uzun vadeli faiz oranları olduğunu belirtti. Başçı, enflasyonun da düşüş sürecinde olduğunun altını çizdi. Borsa İstanbul, Antwerp Dünya Elmas Merkezi ve Mücevher İhracatçıları Birliği, Türkiye ile Belçika arasındaki elmas ticaretinin geliştirilmesi amacıyla bir mutabakat zaptı imzaladı. Türkiye, dünyada altın mücevherat üretiminde 3., toplam fiziki altın talebinde 4., mücevherat tüketiminde 5., Merkez Bankası rezervlerinde 11., altın mücevher ihracatında 2. ve genel olarak sektörde 5. sırada yer alıyor. Sanayinin rekabet gücündeki artışta önemli etken olan yüksek teknoloji ürünlerinin toplam üretim içindeki payı azalıyor. TÜİK'in açıkladığı 2013 yılı yıllık sanayi ürün istatistiklerine göre Türkiye'de 2013 yılında 987.446 adet otomobil üretti. Ayrıca 151.047.068 ton hazır beton, 694.270 ton margarin ve benzeri yenilebilir katı yağ, 8.290.239 adet ev tipi buzdolabı ve dondurucu da üretildi. Girişimlerin ürettikleri ürünlerden yaptıkları satış 2013 yılında toplamda 732 milyar 609 milyon Türk lirası oldu. 2015 yılı Mart ayında Türkiye'yi ziyaret eden yabancı sayısı geçen yılın aynı ayına göre %2.37 artış gösterdi. Emniyet Genel Müdürlüğü'nden alınan geçici verilere göre Mart'ta Türkiye'yi ziyaret eden yabancı sayısı 1.895.940 oldu. Mart ayında Türkiye'ye gelen 1.895.940 yabancı ziyaretçinin 24.947'si günübirlikçi oldu. Türkiye Otelciler Federasyonu müzik yayını telif hakkı konusunda meslek birlikleriyle anlaştı. Anlaşmaya göre bir yıldızlı turistik tesis oda başına 2014 yılı için KDV hariç 17.98 lira, 2015 yılı için 19.69 lira lisans bedeli ödeyecek. 5 yıldızlı bir turistik tesis ise oda başına 2014 yılı için KDV hariç 74.89 lira, 2015 yılı için 82.05 lira lisans bedeli ödeyecek. 6 aydan az sezonluk olarak çalışan işletmeler bu fiyatların yarısını verecek. Teknoloji devi Apple'ın ikinci çeyrekteki karı %33 artışla beklentileri aştı. Şirketin gelirleri ise %27 artışla 58 milyon dolara çıktı. Bu artışta iPhone talebinin güçlü olması ve Çin'deki satışların büyümesi etkili oldu. Apple aynı çeyrekte 61.2 milyon iPhone, 12.6 milyon iPad, 4.6 milyon Mac satıldığını açıkladı. Buna göre Apple iPhone satışlarında 40.2 milyar dolar gelir sağladı. Sayın Şahinöz, faize yönelik ağırlıklı olarak konuştuk. Aslında çok şey konuşalım istedik yayından önce ama sormak istediğim bir soru daha var. Bazı ekonomistlerin şöyle bir yorumu oluyor. Türkiye'de faiz yükseldiği zaman biz yabancı yatırımcı torbasını doldurur, bizi kullanır, buradan kazanır ve sonra çeker gider fikrindeyiz. Yani bu şekilde düşünüyoruz. Ama bazı ekonomistler diyorlar ki, piyasada da çok itibar gören ekonomist büyüklerimiz diyelim, tam tersine düşük faizde yabancı yatırımcı kazanır, devlet tahvilleri ihalesi vesaire gibi süreçlerde yaklaşık %73 gibi bir oran yabancı ait olduğu için asıl bu tip durumlarda yabancı yatırımcı kazanır diyorlar. Faiz konusunda birkaç cümle söylemek ister misiniz? Tabii ki, tabii ki ben de katılıyorum. Bir kere en iyi yatırım ortamı nasıl olur? Yani yabancı gözüyle bakalım. O ülkeye gidip yatırım yapacaksınız, fabrika kuracaksınız veyahut da portföy yatırım yapacaksınız. Gideceksiniz borsasında hisse senetlerini alacaksınız. Bakarken önce birinci soru şudur: siyasi olarak istikrar var mı yok mu? Birinci soru. Siyasi olarak istikrar varsa tamam, geliyorum. Ondan sonra da ne kadar para aktaracağının
kararını ise metriklere bakar. Belli metriklere. Cari açığına bakar. Büyümesine bakar. Enflasyonuna bakar. Merkez Bankası'nın politikasına bakar. Faizler düşük mü? Enflasyon düşük mü? Büyüme yüksek mi? Bunlar şartlar böyleyse iyi bir yatırım ortamı sunuluyor demektir. O zaman yabancı yatırımcı gelir. Faizlerin yükseldiği süreçlerde ise genel kanının aksine içerideki yabancı yatırımcı da kaybeder. Ama bunu doğrudan yabancı yatırım olarak mı algılamak lazım bu durumda? Bir fiil gelip yabancı yatırımcı Türkiye'de bir fabrika kuruyorsa, reel anlamda bir şeyle iştigal ediyorsa mı bu dediğimiz doğru oluyor? Hepsi için. Yani hem sıcak para için hem soğuk para için. Her ikisini de kastederek söyledim. Faizlerin yükseldiği süreçlerde ise içerideki yatırımcı, yabancı ya da yerli hepsi beraber kaybeder. Şimdi düşünün, bono almışsınız, hazine kağıdı almışsınız ve faizler yükseliyor. Kazanmıyorsunuz ki, kaybediyorsunuz. Neden kaybediyorsunuz? Çünkü hazine kağıtlarında faizin yükselmesi demek, hazine kağıdının fiyatının düşmesi demek. Yani elinizde tuttuğunuz varlığın fiyatı düşüyor. O yüzden aslında bunlar hep böyle bir şehir efsanesi gibi kulaktan kulağa aktarılarak herkesin doğru kabul ettiği yanlış bilgiler. Dolayısıyla onu da en azından değerlendirme imkanı yarattığınız için teşekkür ederim. Estağfurullah, biz teşekkür ediyoruz. Son olarak biraz Yunanistan konuşalım. Bir 2-3 dakikamız var ama malum Yunanistan Maliye Bakanı Varoufakis'in biraz görevleri azaltıldı diyelim. Etrafındaki adamları biraz geri plana çekildi ve Avrupa Birliği'ndeki mevkidaşlarıyla Dışişleri Bakanı'nın artık müzakerelerin bir kısmını yürüteceği söyleniyor. Yunanistan'da gelinen durum nedir? Siz de yakından takip ediyorsunuz orayı. Hakikaten Syriza artık taviz vermek mi istiyor yoksa vatandaş mı tavize zorluyor? Syriza'yı baskı altında tutan ne şu durumda? Aslında Syriza'yı bu kadar popüler yapan söylemlerdi. Seçimler öncesinde söylemlerdi. Avrupa Birliği'ne kafa tuttu. Ben de borçlarımın önemli bir kısmını sildireceğim. Kalanını da vadesini uzattıracağım. Vesaire şeklinde söylemlerle geldi. Şimdi geldi ama burada da Almanya'ya duvarına çarptı Yunanistan. Yani yaşanan bu. Kuzey Avrupa'nın kültürü başkadır. Güney Avrupa'nın kültürü başkadır. Kuzey Avrupa soğuktur. Disiplinlidir. Sistemsel bakar. Güney Avrupa ise daha sıcakkanlı. Rahat. Akdeniz ülkesi insanları. Kararları dünden bugüne değişir. İşte Varoufakis ile ilgili yaşanan sıkıntı o. Her toplantıya farklı bir görüşle gelmesinden şikayetçi. Avrupa Birliği mevkidaşları. Dolayısıyla o yüzden de birazcık görev ve yetkilerini azalttılar. Şimdi anlaşmak zorundalar. Neden zorundalar? Çünkü Yunanistan'la anlaşamazlarsa dünya ikinci bir Lehman vakası yaşar. Yani 2008-2009 krizinin bu kadar sert yaşanmasının arkasındaki en önemli neden Lehman Brothers'ın batmasına göz yuman politika yaklaşımıydı. Burada da aynı şey Yunanistan için geçerli. Dünya ekonomisi yeniden bir resesyona, yani krize gider. Finansal piyasalar dağılır. Bankacılıkta batıklar çıkar Avrupa'da. Dolayısıyla da bunu herkes biliyor. O yüzden öyle ya da böyle mutlaka bir orta noktada anlaşacaklar. Buluşacaklar. Belki de Fed'in Haziran kararından sonra orada da olumlu gelişmeler yaşanabilir. Çok teşekkür ediyoruz Zeynel Erkin Şahinoz yayınımıza katıldığınız için, değerli yorumlarınız için. Bugünlük Finans Ekspres'in sonuna geldik. Yarın sabah 9.15'te tekrar TVNet'te bekliyor olacağız sizleri. Görüşmek üzere. Ziraat Bankası Finans